insan dışında başka hiçbir canlı geleceğini bilinçli olarak şekillendirmez. Başka hiçbir tür hikayeler anlatmaz ve bunların doğru olduğuna kendini ikna etmez. Geçmişimizde pek çok gizem var. Bir şekilde hangi dolambaçlı yolu izlersek izleyelim, simülasyonumuzu o kadar inandırıcı hale getirmeyi başardık ki içinde kaybolduk. Bu simülasyon çok ikna edici olmasına rağmen günlük olarak bozuluyor. Hayatın dengesinin bozulduğu ve dünyanın artık gerçek ve önemli görünmediği zamanlar vardır. Bu tür deneyimler kendimize ya da başkalarına karşı düzenli olarak yaşanır. Örneğin ailede ani bir ölüm olduğunda ya da bir kasırga veya evin yanması gibi bir felaket yaşandığında şoka girebiliriz. Boş bir bakışla varlığımızın aniden ne kadar yerinden oynamış hissettirdiğini ortaya koyar, bu olamaz, bu gerçek dışı ya da artık hiçbir şeyin önemi yok gibi şeyler söyleriz. Normalde bu ayrışmış durum geçer ve zamanla gerçekteki yeniden gerçekmiş gibi gelir. Ancak bazı insanlar asla geri dönmez. Örneğin psikotik bir kırılmadan sonra akıl hastalarının bir kısmı kronik olarak şizofren olur ve hayatlarının geri kalanında halüsinasyonlar görür, görüntüler görür veya sesler duyar. Ancak bu gerçek olamaz, bu bir rüya gibi duygusunun şokla tetiklenmesi gerekmez. Sayısız insan şöhret, zenginlik ya da kendilerine tamamen gerçek gelen ve hayatları boyunca onları yönlendiren başka bir hayalle ilgili kişisel fanteziler kurar. Her ne sebeple olursa olsun, biri aniden kendinden geçecek kadar mutlu olduğunda da her şey gerçeküstü görünebilir. Bununla birlikte dışarıdaki fiziksel dünya, zamanın %99'undan çok daha fazla gerçek ve önemli hissettirir, bu da bir tür büyü altında olmadığımıza dair yeterli bir kanıttır. Ama öyleyiz. İronik bir şekilde artık insanı neyin gerçek olup neyin olmadığıyla yüzleşmeye zorlayan bir teknoloji var. Yapay zeka tarafından desteklenen bir sanal gerçeklik başlığı taktığında içine daldığınız simülasyon, duyuları bastıracak ve günlük gerçeklik olarak kabul ettiğimiz şeyden uzaklaşmaya neden olacak kadar canlı, üç boyutlu bir film gibidir. Kendini havada çelik bir inşaat girişinin üzerinde tehlikeli bir şekilde tünemiş bulabilir ve şehrin caddesinin kat kat aşağıda görebilirsin. Görsel imajı aldanan beyin, sanki gerçekten kirişin üzerinde sallanıyormuşsun gibi stres tepkisini tetikler. Gerçekte durduğun odada ayakların yere sağlam basıyor olsa ve ölüme düşme tehliken olmasa bile panik içinde dengeni kaybettiğini hissedeceksin. Sanal gerçeklik illüzyonu görsel imgeler tarafından oluşturulur ve aynı şey günlük yaşamda da geçerlidir. Ne görürsen ona inanırsın. Her ilkokul öğrencisinin güneşin aslında doğudan doğup batıdan batmadığı söylendiğinde öğrendiği gibi bu tür bir güven yersizdir. Yine de kuantum fiziği bize maddenin göründüğü gibi olmadığını söylediğinde sanki tartışılmazmış gibi sert fiziksel nesnelerin ağırlık ve sağlamlık hislerine tutunmaya devam ediyoruz. İllüzyonun ardını görseydin bir mermi daha az tehlikeli olur muydu? Hayır. Kurşun ve tüm fiziksel dünya olduğu gibi kalır ama bunların bilinçte başlayan bir sürecin son noktası olduğunun farkına varırız. Bunu kavradığında ve tamamen özümsediğinde kişisel gerçekliğin çok daha şekillendirilebilir hale gelir çünkü kaynağa gidebilir ve tezahür sürecinin bir parçası olabilirsin. Sanal gerçeklik simülasyonundan kurtulmak kolay değildir. Kişisel deneyimimizin büyük ölçüde değişmesi gerekecektir. Ancak bunun güzelliği, daha önce hiç sahip olmadığımız ya da çok az sahip olduğumuz değişim potansiyeline sahip olmamızdır. Mermileri pamuk toplarına dönüştüremezsin, ancak dışarıdaki tüm gerçekliğin değiştirme yeteneğinin ötesinde olduğunu kabul etmek doğru değildir. Günlük yaşamın temel kuralları, hayal ettiğimizden çok daha gevşektir. Kişi kendini tamamen simülasyonun içinde hissettiğinde bile bir kaçış yolu vardır. Ve sadece bir değil birçok. Bu çok mantıklı. Üst gerçeklik herhangi bir sanal simülasyondan daha gerçektir. Ona bakışları, meta durumu her zaman yaşayabileceğimizin kanıtı olarak görmeliyiz. Bunun yerine sanal gerçekliğin dolaşıklığı resmi tersine çevirmiştir. Az sonraki meta deneyimleri okurken bunları anormal, ucube ya da güvenilmez olarak görme eğiliminde olacaksın. Gerçek olmak, yanılsamalara duyduğun yanlış güvenle her gün yüzleşerek başlayan bir süreçtir. Sanal gerçekliğin en temel yönlerinden birini ele alalım. Hiç kimse bedenin içinde olmanın normal, doğal ve gerçek bir deneyim olduğunu sorgulamaz.
Ancak bu kesinlik yüzyıllardır her kültürde belgelenmiş olan beden dışı deneyimler olgusuna ters düşmektedir. En yaygın olarak duyurulan beden dışı deneyim, acil tıbbi prosedürler sırasında, özellikle de kalp krizinden klinik olarak ölen hastalar tarafından bildirildiği gibi ışığa gitmektir. Öldüğümüzde ışığa gitmeyi beklemenin yanıltıcı olduğu ortaya çıktı. Çünkü ölüme yakın deneyimlerde yaşananlar herkesin düşündüğünden çok daha bireyseldir. Acil ya da yoğun bakımda ölen 2060 hastayı inceleyen en büyük ölüme yakın deneyim çalışması, ölümün tek bir olay değil, bir süreç olduğu sonucuna varmıştır. Tek bir nihai ya da kesin olay yoktur. Bu süreç sırasında ölümü tersine çevirmenin yolları vardır. Tıp uzmanlarının kalp, akciğer ve beyin normal fonksiyonlarına geri dönmesini sağlamada başarılı olduğu vakalarda, ölüp geri dönenlerin yaklaşık %40'ı düz çizgi halindeyken bir şeyler olduğunu hatırlıyor. Aware adı verilen ve İngiliz yoğun bakım doktoru Sam Parnell tarafından yönetilen çalışmanın bu kısmı reddedilmez görünüyor. Ancak çok hızlı bir şekilde bir şeyler oldu kısmının detayları tartışmalı hale geliyor. Sorunların ne olduğunu görmek için birkaç ayrıntıya girmemiz gerekiyor. Ölen 2060 hastadan, çalışma 2008'den 2012'ye kadar sürmüş ve 15 hastanedeki 33 araştırmacıyı kapsamıştır. 104'ü yeniden hayata döndürülmüştür. Dikkat edilmesi gereken ilk nokta, hepsinin gerçekten ölmüş olduğudur. Ölüme yakın değillerdi. Kalpleri ve akciğerleri çalışmayı durdurmuştu ve 20 ila 30 saniye içinde beyinlerinde hiçbir faaliyet görünmedi. Vücuttaki hücrelerin ayrışması aslında birkaç saat sonra başlar. Ölmekle geri getirilmek arasındaki zaman aralığında %39'u beyinleri durmuş olsa da bilinçli olduklarını hatırladıklarını belirtmişlerdir. Dr. Parnia, bunun muhtemelen bu tür deneyimler yaşayanların sadece bir kısmı olduğuna inanıyor. Geri kalanların hafızaları, ya bir kişi ölümden geri getirildikten sonra 72 saat boyunca meydana gelen beyin iltihabı, ya da resüsitasyonun bir parçası olarak uygulanan ve aynı zamanda hafıza kaybına neden olan ilaçlar nedeniyle silinmiştir. Ölüm sırasındaki deneyimleriyle ilgili anketi dolduran 101 hastanın sadece %9'u tipik ışığa gitme modeliyle uyumlu bir deneyim yaşamıştır. Anıların çoğu belirsiz ve odaklanmamış, bazen hoş ama bazen de hoş olmayan anılardır. Geri dönenlerin sadece %2'si, yani 101 kişiden ikisi, tam farkındalık deneyimi ya da bedenlerinin üstünden aşağıya bakarak kendilerini hayata döndürmeye çalışan sağlık ekibini izlemek ve dinlemek gibi beden dışı deneyimler yaşamıştır. Sadece bir kişi odada olup bitenleri zamanlanmış olaylara karşılık gelecek kadar ayrıntılı bir şekilde doğru olarak anlatabilmiştir. Peki bu tek kişi bize ölüm hakkında ne söylüyor? Duruma göre değişir. Şüpheciler beyin aktivitesinin daha ince ölçümlerini yapabilseydik, çok ince bir seviyede beynin aslında ölmediğini keşfedeceğimizi iddia ederek bu tür deneyimlere tamamen fiziksel olarak omuz silkiyor. Dr. Parnia bunun doğru olabileceğini kabul ediyor. Dr. Parnia'nın asıl odaklandığı konu, klinik ölümden sonra organ hasarı, özellikle de beyin hasarı olmaksızın normal bir insanı geri getirebilecek resüsitasyonda nasıl daha iyi sonuçlar elde edebileceğidir. Ancak Dr. Parnia'nın vardığı kişisel sonuç, bu hastada olduğu gibi, bir kişinin beyin fonksiyonu olmadan da tamamen bilinçli olabileceği yönündedir. Binlerce yıl önce Aristo ve Platon arasındaki temel anlaşmazlığa işaret ediyor. Aristo bilincin fiziksel bir olgu olduğunu, Platon ise fiziksel olmadığını, bedeni aşan bir ruhta ikamet ettiğini iddia etmiştir. Aware çalışması her iki tarafı da doğrulamadı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde şüpheciler ve inananlar konumlarını ya da ön yargılarını değiştirmediler. Ölüm tersine çevrilebilecek bir süreç haline getirmenin önemli bir adım olduğu söylenebilir. Ayrıca ölüm sırasındaki farkındalığın, ışığa çıkmanın tek bir boyutunu değil, geniş bir deneyim yelpazesini kapsaması da önemlidir. Altını çizmek istediğim nokta, öldüğünde bile bu deneyimi kişisel olarak şekillendirdiğindir. Dr. Parnia, insanların ölüm deneyimlerine ilişkin ruhani yorumlarının kendi inançlarıyla örtüştüğünü tespit etmiştir. Eğer Hristiyan iseler, ışığı Mesih olarak yorumluyorlardı. Hindular için bu durum farklıydı ve ateistler için tamamen ruhani değildi. O halde öldüğümüzde ne olduğu yorumu açıktır. Geri dönenler arasındaki tek fikir birliği, ölümün rahat bir süreç olduğu ve korkulmaması gerektiğiydi. Ölüm korkularının yersiz olduğunu doğrudan deneyimleyen bu insanlar,
hayata farklı bir bakış açısı keşfetmişlerdir. Çoğu olmasa da birçoğu başkalarına hizmet ederek daha özverili bir yaşam sürmeleri gerektiği sonucuna varmıştır. Aware çalışmasının bir şeylerin olduğunu doğrulamasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Ancak neden yaşam ve ölümün dengede olduğu en uç anda bilinç meselesini çözmeye çalışıyoruz? Bu bir uçak kazasından kurtulanlara gökyüzünden düşme deneyimlerini sorarak yer çekimini doğrulamaya çalışmak gibi bir şey. Açıklanması gereken normal günlük bilinç deneyimidir, uç durumlar değil. Pek çok sinir bilimciyle tartıştım ya da sohbet ettim ve hiçbiri bilinçle ilgili en basit soruları yanıtlayamadı. Bu sorular şunlardı. Düşünce nedir? Bir nörondaki elektrokimyasal aktivite kafamızda nasıl kelimelere, görüntülere ve seslere dönüşür? Bir insanın bir sonraki düşüncesi neden tamamen öngörülemez? Bir kişinin 30 bin kelimelik bir kelime dağarcığı varsa, bu bir grup beyin hücresinin 30 bin kelime bildiği anlamına mı gelir? Eğer öyleyse kelimeler ne şekilde depolanmaktadır? Kedi kelimesi için bir beyin hücresinin içinde K-E-D-I harflerini tutan bir yer var mıdır? Hiç kimse bu sorulara yeterli yanıt veremez.